Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerçekleşen deprem sonucu Bursalıların, Bursa sporlarının hakkında bir soru var. Bursa depreme ne kadar hazır? Peki Timsah Arena depreme ne kadar hazır? Bu konuyla alakalı Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Bölge Başkanı Engin Er'le birlikte bu konuyu konuşacağız. Timsah Arena'nın zemini nasıl? Özel testlerin zemini nasıl? Bursa'yı neler bekliyor? Bu konuyla alakalı kendilerinden bilgi alacağız. Sorumu sormak istiyorum. Timsah Arena'dayız ve son Güneydoğu Anadolu bölgesindeki deprem sonucu bütün Bursalıların hakkında bir deprem endişesi başladı ve bu deprem bir gün Bursa'yı da vuracak. Peki Bursaspor'un 2015 yılında inşa etmiş olduğu bu stadyumun zeminiyle alakalı, fay hatlarıyla alakalı neler söylersiniz? Şimdi öncelikle fay hatları Bursa'nın bir gerçeği. Bu Timsah Arena'nın yakından da, yani hemen güneyinden de geçen aktif bakanlığın açıkladığı diri fay hatları var. Fay hattının tam sakının bantı üzerinde olduğunu söyleyemem. Bu konuyla ilgili çalışmadım ama yani muhtemelen sakının bantı üzerine değildir. Yani fay hattının fiziki olarak yırttığı bir bölgenin içerisinde değil. Ama zemin anlamında yani alüvyon zemin üzerinde, derenin hemen kenarında olduğu için zemin anlamında homojen bir zemin olduğunu düşünmüyorum. Yani heterojen bir zemin vardır muhtemelen. Bu taşkından, selden etkilenme potansiyeli olan bir zemin üzerinde. Alüvyon zemin dediğimiz bir zemin üzerinde. Alüvyonun kalınlığı burada çok fazla değildir. Bursa Ovası'na olduğu gibi, Bursa Ovası'nda olduğu gibi. Ama sonuçta bir alüvyon zemin üzerindedir. Şimdi bu 2000'den sonra yapılan bir bina olduğu için güvenlik açısından bütün zemin etütlerinin yapılmış ve planlamanın buna göre yapılıp uygulamanın da buna göre yapılmış olması gerekir diye düşünüyorum. Alüvyon zemin dediniz. Alüvyon zemin olması büyük bir dezavantaj mı, yoksa ona göre yapıldığı takdirde herhangi bir sorun teşkil eder mi, etmez mi? Şimdi alüvyon zemin dediğimiz zaman malzeme, yani çakıl, kil, kum veya bunların belli oranlarında karışımından oluşan bir zemin demektir. Taşlaşma olmayan, münferiden çakıl, kum, kil olarak ifade edilen bir zemin. Yeraltı suyunun bulunabileceği bir zemin. Dolayısıyla bu çok iyi bir zemin olarak adlandırılan zemin değil. Depremin etkisini büyüten, salınımı esnasında depremin daha fazla sürmesini sağlayan kötü bir zemin olarak adlandırdığımız bir zemin. Ama tabii buradaki kalınlığı çok fazla değil. Tabii alüvyon zeminlerde de bina yapılabiliyor. Zemin etütleri zaten bunun için yapılıyor. Ona zemin etüdü yaparsanız ona göre sıvılaşma varsa ona göre bir zemin iyileştirmesi, sıvılaşma yoksa ona göre bir zemin iyileştirmesi yaparsınız. Dolayısıyla eğer bütün bu çalışmalar yapıldı ve yerinde de uygulandıysa herhangi bir problem yok demektir. Peki Özlüce tesisleriyle de alakalı sorular sormak istiyorum. Özlüce'de de Bursaspor'un tesisleri var. Özlüce'deki son durum nedir sizce acaba? Özlüce'nin zeminiyle alakalı neler söylersiniz? Fay hatlarına yakınlığı ve durumuyla alakalı. Şimdi bu bir defa Bursa'nın yerleşim yerlerinin aşağı yukarı her yerinde bir aktif fay hattı geçiyor. Özlüce'de bu fay hatlarına yakın bir bölge. Sıvılaşma ihtimalinin var mı yok mu onu çok bilmiyorum ama orada da zeminin iyi olmadığını biliyorum, yani Özce civarında. Ama her zaman söylediğim gibi iyi bir zemin etüdü yapılırsa, iyi bir projelendirme yapılırsa, iyi bir uygulama yapılırsa buralarda problem olmaz diye düşünüyorum. İşte sıvılaşmaya karşı önlemi aldıysanız, fay hattına yakın olduğunu düşünerek gelecek deprem dalgalarının boyutlarına, şiddet büyüklüğüne bağlı olarak projenizi yaptıysanız ve uygulamayı da yaptıysanız çok kötü bir senaryoyla karşılaşmazsınız diye düşünüyorum. Şimdi bugün Kahramanmaraş'ta olan depremi de o bölgeden gelen birisi olarak, yani zemin bozuk olan yerlerde sağlam binaların kaldığını görüyoruz. Niye? Mühendislik hizmeti almış binalar veya zemini çok iyi olan yerlerde de yıkılmış binaları da görüyoruz. Gerçi bu en son Kahramanmaraş depremi umarım ki Türkiye için ayrı bir milat olur, tıpkı 99 depremi gibi. 99 depremi depremselliği ciddiye alan Türkiye çapında bir depremdi. Bu Kahramanmaraş depremi de uygulamanın çok ciddiye alınması gerektiğini belirten bir deprem. Eğer bizim bu özel testlerde yaptığımız testlerde zemin etütlerini ona göre yapılmış ve ona göre uygulanmışsa herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum.